Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatüha ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâleh ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasile nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal tecehhezu likuburikum seb'am fe innel kabre lehu fi külli yevmin seb'a merratin yakul yabne adam addaif terahham fi hayatike ala nefsik قبل أن تلقاني أترحم عليك وتلقي مني السرور صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavirlerimiz, hazırun ve dersini dinleyen cemaat kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Dünya kenam, dünya kenam, dünya kenam, dünya kenam, dünya kenam, dünya Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştefa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Tecehhezu likuburikum. Ey ümmet-i Muhammed, ey insanlar. Kabirleriniz için hazırlanınız, hazırlık yapınız. Ki o sizin ölülerin evleridir. Orada kalacaksınız. O kabire gitmeden evvel, gömülmeden evvel kabirleriniz için hazırlık yapınız, hazırlanınız. Fe innel kabre lehu fi kulli yevmin seb'a merratin yekul. Muhakkak ki kabir her yedi günde, her yedi günün her birinde şöyle söyler. Yedi defa, yedi günde yedi defa her gün insanlara şöyle söyler. Hal diliyle kabrin bu sözünü evliyaullah peygamberler duyar, bilir. O kabir insanlara şöyle söyler. Yebne Adem et-daif. Ey zayıf yaratılışlı insanoğlu. Evet. Biz narin yaratılışlıyız. Fil gibi değiliz. Deve gibi güçlü değiliz. Hayvanlardan daha narin yapılıyız. Güç kuvvet itibariyle onlardan aşağıdayız. Ey zayıf insan. Bütün yaratıklardan zayıf yaratılmış olan insan. Terahham fi hayatik ala nefsik. Şu yaşamında, hayatında nefsine acı, merhamet et. Günahlardan uzak dur. İbadetlere devam et. Temiz ol. Devamlı abdestli ol. Cünüp gezme. Pis gezme. Güzel ahlaklı ol. Evet. Kabir her gün insanlara böyle söylermiş. Efendimiz böyle söylüyor. Kendine acı. Sen zayıf bir adamsın. Bunları yap. Kabre hazırlan. Kendine acı. قبل أن تلقاني أترحم bana gelmeden evvel. Evet, biz inanıyoruz ki her insan ölecek. Taputların üzerine örtülen o yeşil örtüdeki yazılardan ayet-i celle o birisi küllü nefsin zaikatul mevut. Evet, herkes ölümü tadacaktır. Sen de yarın bu tahtı ata bineceksin. Bu ata bineceksin, tahtadan ata bineceksin. Ona göre sıra bugün bunda, yarın sende diye hatırlatmak için ayet-i celil'i yazıyorlar ve insanlar oraya geliyor. Cenazeye katılmak emredilmiş Peygamberimiz tarafından. Katılın, cenaze namazına katılmak müminin mümine görevidir. Ölen adamın hakkıdır. Müminin mümindeki haklarından birisi budur. Öldüğü zaman cenaze namazını kılmak. Başka kılacak adam yoksa
yalnız sen varsan mecburisin, farz-ı ayındır. Başka namaz kılacak, onun teçhiz tekfirini hazırlayacak, kefenleyecek, yıkayacak adam varsa farz-ı kifayedir. Senin üstünden borç düşer. Ayrıca işte git ki görevini yapasın, bir Uhud Dağı kadar sevap alır diyor güzel peygamberimiz. Ondan sonra da işin yoksa defnine de katıl. O zaman iki Uhud Dağı kadar sevap alırsın. Evet, giderken şimdi burada söyledik. Bir gün ben de bu tahta ata bineceğim. Ben de bunun gibi omuzlarda taşınacağım. Benim de namazım herkesin önüne konacak taputum ve namazım kılınacak. Nasıl bilirsin diye soracaklar. Bir rastgele eydir eydir demek var. Bir de yürekten bu ölen adamı çok seviyoruz. Çok güzel insan. Hepimiz şahidiz ki güzel insandır diye yürekten şahitlik yapmak var. Acaba ben öyle rastgele iş yerini bulsun diye herkesin iyidir iyidir diyenlerden mi olacağım? Yoksa yürekten Allah rahmet eylesin çok iyi insandır diye yürekten bana şahitlik edenlerden mi olacağım diye düşünme yeridir. Bunu düşün, hazırlan. Ama biz zayıfız, bilgimiz eksik. Biliyorsunuz kader var. Benim burada konuşmam kader gereği. Senin beni dinlemen kader gereği. Kaderin dışında hiçbir şey yok. Biz buna inanıyoruz. Âmentü billahi ve resulü vel yevmi dedikten sonra ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi diyoruz. Biz öyle olmasak mümin olmayız. Kader değişmez. İzâ câe ecelühüm lâ yestâhirûne sâaten ve lâ yestakdimûn. Ecel geldi mi? Allah insanları bir süre tanımış. Şu kadar yaşayacaksın. Bunu kimse değiştiremez. Doktor da değiştiremez. Kısaltamaz da kimse. Ya hocam öldürdü adam durup dururken. Onun kaderi oydu. Süresi doldu. İşte doktor şeyi şöyle yaptı, böyle yaptı. Üstünü daha yaşattı. Yaşatmadı lan. Zaten yaşayacaktı o. O vesile oldu. Biz buna inanıyoruz. Ve kaderihi diyoruz. Bak kadere inandık diyoruz. Kader de değişmez. Ne demek istiyorum? Evet. Her zaman hatırlatıyorum. Gene hatırlatıyorum. Bu vatan için canlarını veren Mehmetçikler şehit oluyorlar. Görevli polislerimiz. Allah onlara rahmet eylesin. Tüm geçmişlerimize de rahmet eylesin. Şehit oluyorlar görev başında, hizmet esnasında. İyi bir ölüm. Ölüm şey edilmez, temenni edilmez. Efendimiz yasak ediyor. Ölümü temenni etmeyin diyor. Yaşamaya bakacağız da. Ama öleceğiz. Ve kader de değişmez. O an geldiği zaman nerede olursak olalım öleceğiz. Bir saniye öne alınmaz, bir saniye geç gece alınmaz ölüm anı. Ayetle sabit. Biz de bu Kur'an'a inanıyoruz. Senin oğlun orada şehit olmuş. Bunu bilerek, buna inanan insan olarak, tamam yüreğin yanık, gözünden yaş aksın, tamam da bağırıp çağırmanın anlamı yok. Nara atmanın anlamı yok. Bu imana aykırı şeydir. Kadere inanmaya zıt şeydir. Müminsen bağrına taş başlayacaksın, gözün yaşlı, ağlayacaksın. Tamam insanız, zayıfız ama nara atmak, sloganlar atmak kadere inanmaya zıt şeylerdir. Peygamberimiz kesinlikle bunları doğru bulmuyor. Maalesef işte televizyonlar da reyting alsın diye özellikle ama ne güzel ağladı diyor, nasıl bağırdı diyor. Yahu bağırmak iyi değil. Orada nara atmak iyi değil. Bunu teşvik edeceksin ya. Yahya Kemal merhumun dediği gibi sessiz gemi. Evet, muazzam bir insan kalabalığı var. Seviyorlar, şehit yahu. Şehidin cenazesinde bulunmak karlı bir iş.
Allah'ın sevdiği bir adamın cenazesinde bulunan orada günahları siliyor Allah. Benim sevdiğim kulumun geldi cenazenin namazını kıldı diye. Gidiyor müminler. Çok güzel. Orası insan seli olacak. İnsan selinin üstünde de o taput olacak. Ben de bir gün böyle olacağım diye düşünme yeridir. Nara atma yeri değildir. Bu imana sığmıyor. İslami prensiplere uymuyor. Hükümlere aykırı bir şey. Ama şimdi sanki moda oldu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne oluyor? Orası düşünme yeri. Savaşırken de nara atmak yok. Peygamberimiz sevmiyor. Orada gavuru nasıl öldüreceğim, nasıl kurtaracağım namusumu? Bu vatana bu gavuru nasıl püskürteceğim, geri göndereceğim? Onun kafa çalıştıracaksın, onu düşüneceksin. Palavra sıkma yeri değil orası. Aynı diyor cenaze şeyinde de, merasiminde de Resulullah Efendimiz sessizliği severdi. Nara atmayı asla doğru bulmazdı. Bu sesli tekbir getirmek de bu tefekküre aykırı. Tekbir getiriyor adam, salavat getiriyor adam. Efendim sevdiğinden dini kurallara uyarsa güzeldir bir şey. Namaz kıldık şimdi, Allah kabul etsin. Namazın hükümlerine uymasak namaz geçerli olur mu? Bu namazın güzelliği kalır mı? Evet, cenaze namazı, bir şehidin cenazesinde bulunmak çok güzel bir şey. Taputunu taşımak çok güzel bir şey. Bir müminin taputunu 10 adım sağ omuzunda, 10 adım sol omuzunda, 10 adım sağ ayağında, 10 adım sol ayağında, 40 adım taşısa 40 büyük günah silinir diyor. O kadar müjdeler var. Bunları yapacağına güzel bir şey gelmişin. Ben de bir gün böyle olacağım, acaba meyhanede mi öleceğim? Hırsızlık yaparken mi öleceğim? Dedikodu yaparken mi öleceğim? Bilmiyoruz ya akıbetimizi, Allah hayır eylesin müminlerin akıbetini. Ama bilmiyoruz. Bunu düşünecekken nara atıyor, tekbir getiriyor, taşkınlık yapıyor. Yanlış. Efendim, dini kurallara aykırı. Sessiz gemi, Yahya Kemal merhum, bilen adam, bilgili adam. Sessiz gemi diyor, taput öyle olacak. Deniz gibi üstünde bir gemi. Geniş bir deniz, o deniz cemaat, kalabalık insan, müminler topluluğu, üstünde taput, sessiz gemi, dikkat edin, sessiz, gürültüsüz, patırtısız, tekbir de yok, salavat da yok, nara atmak yok, slogan atmak yok. Bir hallere ben de düşeceğim diye düşünme zamanı, benim sonum nasıl olacak diye Allah'a sığınma zamanı. Ama şimdi bunlar bilinmiyor. Evet efendim, diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, siz de öleceksiniz. Herkes ölecek. Herkes ölecek. Ondan sonra kabire konulacaksınız. Ha işte bu kabirlerinize hazırlanınız. Kendinize acıyınız. Güzel ahlaklı olunuz. Cahiliye adetlerinden uzak kalınız. Allah'ın emirlerine, Peygamberin sünnetlerine uyunuz. Bana geleceksiniz, ben rahmeten lil aleminim. Ben sizi çok seviyorum. Ama bana gelmeden evvel Allah'ın kurallarına uyunuz. Uyunuz ki eterahham aleyke, size merhamet edeyim. Allah izin vermezse, benim emirlerimi çiğnedi bu derse, bana izin vermezse size bir şey yapamam. Evet, ben sizi çok seviyorum, çok merhametliyim, şefkatliyim ama Allah izin vermese bunu yapamam. Onun için bunu düşünün, taşkınlık yapmayın, haramlardan uzak durun, istikamet üzere yaşayınız, güzel ahlaklı olunuz, olunuz ki ben size yardımcı olayım, merhamet edeyim. Ve telki minni sürur, böylece tam sıkıştığım zamanda Resulullah geldi, beni kurtardı diye sevinmesiniz. Ama benim Allah'ın bildirdiğim, Allah'ın emirlerine uymazsanız, benim size uyarılarımı kulak asmazsanız, bildiğiniz yanlış şeylere devam ederseniz, böyle sevindiremem sizi. Sizi böyle kurtarmayı
yetkisi verilmez bana. Onun için kabirleriniz için hazırlanınız ki güzel adam olunuz ki bana kavuşmadan evvel böyle güzel şeyler yapınız ki ben de size koşayım, imdadınıza merhamet edeyim. Siz de benim bu aracı olmamdan dolayı sevinesiniz. Bunu yapmak için mutlaka şimdi dünyadayken dürüst olunuz. Kur'an'a uyunuz. Sapıtmayınız. Eşkıyalık yapmayınız. Ve men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten danka ve nahşurhu yevmel kıyameti a'ma. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ayet-i celile, kim benim Kur'an'ımdan, Kur'an'daki emirlerimden yüz çevirirse biz ona sıkıcı bir hayat veririz. Bunaltırız. Kıyamet gününde kör haşrederiz. Gözü kör olur. Adam der ki ben niye beni kör ettin ya Rabbi? Ben gözü gören bir adamdım. Evet, aynen Kur'an'da böyle. Kale Rabbi lime haşerteni ame? Beni niye kör ettin? Ben dünyada gözüm görüyordu. Fakat küntü basıyla görüyordum. Kale kezalike, evet böyle. Neden? Evet, sen arkadaş, ey kulum, etet ayetüne, Kur'an'ı duydun, hoca okudu şimdi, duydun, tefsirlerine baktın, öğrendin ama fenesitehe, onları hatırlamadın, nefsin arzularına uydun, dünya hayatında vur patlasın, çal oynasın dedin, hiç bu halleri düşünmedin, sen Kur'an'ı unuttun. Bizi unuttun. Ve kezalike levme tünse. Bugün de biz seni böyle kör yapacağız, unutacağız. Yalnız kalacaksın. Kur'an'da ayet efendim. Sen de bu Kur'an'a inanıyorsunuz. Efendimiz de onu söylüyor işte. O kabir hayatına gelmeden evvel hazırlanınız, dikkat ediniz. Siz zayıf adamsınız. Sizde nefis var, akıl var, doğru. Kur'an var, doğru. Peygamber gelmiş, doğru. Uyarıyor ama bir de nefis var, bir de şeytan var. Şeytana yardakçılık yapan arkadaşlarınız var, komşularınız var, şunlar var, bunlar var. Dikkat edin, imtihan içerisindesiniz. Kendinize acıyınız, dürüstlükten ayrılmayınız. Güzel Müslüman olunuz, ahlaklı olunuz. Ki ben de size kusurlarınızdan dolayı insan beşer durmazsa mutlaka hatalar gene var. Aracı olayım. Sizi kurtarayım, siz de sevinesiniz, bunu düşünesiniz, hazırlıklı olasınız. Evet, kabirlerin için hazırlanınız. Hadis-i şerif bu efendim. Bu hadis-i şerifi Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma'dan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas'ın oğlu Abdullah, müfessirlerin piridir, Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayanlardan birisidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna dua etmiş. Allahümme allimhu tevil. Kur'an'ın manasını, bilgisini buna dolduruver ya Rabbi demiş. Ondan dolayı en güzel müfessir bu Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh. Evet, ondan rivayet edilen hadis, görüyorsunuz ki kabirde sıkıntılar var, olacak. Şimdi bazıları diyorlar ki efendim ölüyor, çürüyor, kemiği kalmıyor, derisi kalmıyor, eti kalmıyor. Kabir azabı diye bir şey yok. Televizyonlardan size söylüyorlar. Her zaman hatırlatıyoruz. Efendim biz elhamdülillah aziz milletimiz ehl-i sünnet vel cemaat itikadı üzeredir. Ve dört hak mezhepten Hanefi mezhebi genelde öyledir. Üzere gidiyoruz. Sapık mezhepler var. Onun dediği yeni değil. 1000 sene evvel de kabir azabı yoktur, vardır. Gibi tartışılmış, rayına oturmuş. Bu aziz millet 1000 küsur senedir bu yolda yürüyor. Çıkıyor orada söylüyor, diyor ki kabir azabı diye bir şey yoktur falan. İsa aleyhisselam ölmüştür diyor. Miraç diye bir şey yoktur falan filan. Yahu 1000 senedir hiç aklı eren çıkmadı mı senden başka sivri akıllı? Bu milletin kafasına sorular sokuyor. Şimdi kabir azabı haktır, biz buna inanıyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kabre uğramış. Buhari, Müslim, Ahmed ibn Hanbel, tüm hadis kitaplarında var.
Marra aleyhissalatu vesselam ala kabreyn, iki kabre uğramış. Fakale innehuma le yuazibani. Evet, daha kıyamet kopmadı. Cennete cehenneme kimse gitmedi. Mahkeme kübradan sonra gidecek oraya. Besikallezine keferu ila cehenneme zümra. Ayet bu. Cehennemlikler bölük bölük yürü, marş marş ila cehenneme sevk edilirler. Evet, vesikallezine takav rabbim ila cenneti zümra. Allah'tan korkmuş, mümin olmuş, güzel insan olmuş. Cennete bölük bölük yürü, marş marş cennete denilecek. Biz bu Kur'an'a çok ayetler var. Evet, onlar da Mahkeme-i Kübra'dan sonra. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'a inanacağız. Ne diyor bak? Resulullah bir kabre vardı, iki kabre. Aha, bu iki kabir dedi, azap görüyor. Azap görüyor. Le yuazibani. Bütün hadis kitaplarında var. Yusebbitullahüllezine aminu bil kavlis sabit. Hadisin devamında birisi diyor, çişini yaparken korunmuyordu. Kabir azabının bir sebebi o. Çok sebebi var da. Şimdi ben 14 sene Edirne'ye, İstanbul'a otobüste gittim geldim. 4 saat 5 saat. 60-70 yaşında kelli felli adam. Otobüs mola veriyor, tuvaletler var, gidiyor oraya. Oraya otur diye şeyler yapılmış, düzenler kurulmuş. Afrangası, Alaturkası var. Ama adam oturmaya üşeniyor, kapıyı açıyor, ayağı şey diyor, oradan şar 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 şar. Ya orası beton. Senin idrarın oraya vurunca geriye sıçrıyor. Değil mi? Otur ya, otur da yap, üzerine sıçramasın. Bak, efendim ne diyor? Şu diyor, İdrar yaptığı zaman, işediği zaman idrar saçıntılarından korunmuyordu. Ondan dolayı azap görüyor. Peygamber böyle söylüyor. Efendi, otur ya. Yaşı da 50-60, 70 ölenler. Çok gördük. Bunları bilmiyor. Öğretilmemiş. Öğrenmemiş. Evet, azap, kabir azabı var yani. Kabir azabı var. Orada sorgu var. Sual var. Müminsen, imanını bozacak küfür etmemişsen, yusebbitullahüllezine amenu bil kavli sabit. İman edenleri Allah kavli sabit üzere sabit kılar. Dünyada nasıl eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dediyse, kabirde de varınca Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Kıblen neresi senin? Evet. Kimlerle oturdun kalktın? Kimler senin kardeşin? Evet. Ve men rabbuke ve men nebiyyuke. Bunlar soracaklar. Mümin ne diyecek? Rabbim Allah. Dinim İslam. Kitabım Kur'an Azimüşşan. Peygamberim Muhammed Mustafa. Kıblem Kabe. Müminler kardeşim, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü diyecek. Melekler diyecek ki, zaten biz senin böyle olduğunu biliyorduk. Gelinler gibi kıyamete kadar rahat uyu, güzel yaşa. Bizi Allah'a ısmarladık. Ama bazı adamlar işte Müslümanlar görüp, biz de Müslümanız elhamdülillah. Camiye hiç uğradığı yok. Her gün kafayı çekiyor. Her dalavere işleri. Ama Müslüman, elhamdülillah benim babam müftü falan. Onlara diyecekti, Muhammed diye bir adam. Bunlar hadis tercümesi. Benim sözüm değil. Size anlatıyorum. Metni burada. Muhammed diye bir adam vardı. Saygısız, soru sorarken. İmtihan orası. Ne diyorsun? Evet, öyle bir adamdan bahsediyorlardı. Ben de onlara inananların arasına gittim, biz de Müslümanız elhamdülillah diyordum. Ondan sonra illallah bu yuvazlardan, girişlerden işime bakıyordum diyecek. Çünkü soru öyle. Bu Muhammed hakkında ne diyorsun? Yani önemsizmiş gibi.
bu çürük münafık adam, Müslümanı görüp Müslüman olan, sonra da böyle söyleyen adam var piyasada, biliyorsunuz. Biz çok rastladık onlara. Yani araziye uyuyorduk falan. Zaten biz senin öyle bir münafık olduğunu biliyorduk. Kabir azabı var arkadaş. Öyle diyor Peygamberimiz. Kabir azabı var. İnnel kabre dağdatan. İnnel il kabri dağdatan. Evet. Kabrin sıkması vardır. Kabir sıkacak herkesi. Beni de seni de. لَوْ كَانَ اَحَدٌ نَجَى مِنْهَا. Kabir sıkmasından kurtulacak bir adam olsaydı, لَنَجَى سَعْدُ بْنُ مُعَاز. Sa'd ibn Muaz kurtulurdu. Medine'de Mekke'den gelen Müslümanları kucak açan, malların yarısını veren, paraların yarısını veren adamları Ensarullah diyor Kur'an-ı Kerim'de. Künü Ensarullah. Bu Ensarullah gibi olun. Ayet-i emir bu. Bunların reisi, başı, zengin adam. Hendek Harbi'nde Allah için savaşırken düşmanın oku gelmiş, boylu poslu, iri kıyım bir adam. Allah ondan razı olsun. Atar damarını, ok kesmiş, parmak gibi kan fışkırıyor. İri cüsseli. Başlamış ağlamaya. Demişler, ne ağlıyorsun ya? Amma da korkakmışsın ha. Peygamber'e haber vermişler sallallahu aleyhi ve sellem, gelmiş. Demiş, Saad, ölümden mi korkuyorsun? Vallahi billahi ya Resulallah, ölümden korkmuyorum. Ama güçlüyüm, gencim, kuvvetliyim. Biraz daha yaşasaydım, İslam'a daha çok hizmet edecektim, cihat edecektim. Ondan mahrum kalacağıma üzülüyorum. Ha, öyle mi? Bismillah demiş, basmış, şehadet parmağını akan yere kan durmuş. Sonra anlattım size ben bunu. Götürün bunu demiş. Yahudiler bize kalleşlik yapmışlar, arkadan vurmuşlar. Muharebede düşmanı Allah def etmiş. Resul-i Ekrem Efendim Cebrail Aleyhisselam gelmiş, demiş bu Yahudilerin dersini vereceksin. Anlaşmayı bozdular. Siz müşriklerle uğraşırken arkadan vurdular. Sarmış etraflarını, neticede kurtulamayacaklarını anlayınca demişler ki Sa'd bize hakem olsun, hizmet edeceğim dedi ya Sa'd. Peki demiş Peygamberimiz de. Bu Sa'd da zengin adam. Yahudilerden kredi alırmış. Onun için ticaretini büyütmüş. Büyük zengin olmuş. Yahudiler de eski iyiliklerimizi hatırlar da bizden yana hüküm verir de ya, hakem olsun demişler. Onun hükmüne razıyız. Peygamber de peki demiş. O da ne dedi? İslam'a hizmet edecektim ya Resulallah, edemeyeceğim. Öyleyse demiş, kanını durduruyorum. Benim de hakemim o. Karar vermiş. Anlaşmayı bozdu. El istihdat tutanlarının hepsinin öldürülmesine. Demişler ki Sa'd, erkek adammışsın. Biz seni hakem yaptık ki eski bizim yardımlarımızı, para yardımlarımızı düşünürsün de bizi kurtarırsın, ama Tevrat'ta da böyledir. Anlaşı bozanlar öldürülür. Tevrat'ın hükmü de budur. Erkek adammışsın ya, dürüst adammışsın dediler ve hepsi öldürüldü, tamam da. Şimdi söylemek istediğim şu. Peygamberin böyle duasına mazhar olmuş, sahabi olmuş, savaşta yaralanmış, şehit. Sonra ölmüş tabii. Bu işi yaptıktan sonra gene kan fışkırmış. Salını 70 bin melek taşımış, parmakların ucunda uçmuş böyle. İri kıyım adam, hiç ağırlığını hissetmemişler. Kabrini kazdırmış. Kabrini kazdırdıktan sonra çukur demiş, bu Yahudi kabri. Biz kazıldıktan sonra dibini oyarız, kıble tarafını. İnsanın cesedini oraya koyarız, sağ yanı üzere. O insan cesedi sığacak kadar dibinde, kıble tarafında topraktan kazılan yere lahit derler. İslami kabir böyledir demiş. Böyle yaptırmış. Ondan sonra çimentoyla olmaz, birketle olmaz. En güzeli kerpiçle onun bu tarafını kapatırsınız, adam arada kalır. Sonra da toprakla örtersiniz. Çimento, beton kabir, mermer kabir İslam'da yok. Bunlar bize Tanzimat'tan sonra Avrupa'dan geldi. Bizde yok, İslam'da yok. Evet, sonradan çıktı bunlar. Ve ölü yatırımdır, hiçbir faydası yoktur. Adama da zarardır.
Üstünü de kapatıyorlar. Sağını solunu kapatıyorlar yılan çıyan gelmesin diye. Allah'ın kudretine engel olacak adam var mı? Ben şimdi 1967'de Zincirlikuyu kabristanına gittim. Orası hep de böyle yüksek adamların öldüğü yer ya, gömüldüğü. General Tahsin Yazıcı, Kore. Çok seviyorum onu. Savaş dinliği dinliği. Onun kabrini ziyarete gittim. Allah rahmet eylesin tüm müminlere. Orada söylemeyeyim şimdi, çok zenginlerin kabirleri var, hazırlamışlar. Ta İtalya'dan son yeşil mermer kabirler, mermerler getirmişler. Altı mermer, sağı mermer, solu mermer, üstü mermer hazırlamışlar. Ölünce oraya gömülecek. Kabir yapana gittim, dedim kim bunlar? Şu, şu, şu. Oğlum dedi, yılan çıyan girmesini yapıyorlar ama dedi, kabir yapan adam. Tapudun içinde geliyor yılan çıyan dedi, haberler yok dedi. Allah'ın kudretine şey var mı? Önüne geçebilir misin? Onun için yaptırıyorlarmış. Evet, bir kabir bir okul yaptırıyor. Benim gördüğüm, adamın ağzından duydum. Para kazanıyor, yapıyor. İtalya'dan özel mermer getiriyorlar. O zaman İtalya mermerci. Şimdi biz de yapıyoruz da bir okul yaptırıyor. Katlı böyle oturacak yerleri var falan, ziyarete gelenler. Tuhaf tuhaf kabirler var orada. Çok ilginç. Evet. Kabirin üstünü kapatırsanız yağan yağmurla melekler iner. Yağmura onun için rahmet denir. Melek inen yere rahmet iner. Beton yaparsanız o rahmeti kesersiniz. Otlar biter toprakta. O otlar Allah'ı zikreder. Zikrettikçe ya, Allah'ın bereketi, rahmeti iner. Betonda kabir, beton kabirde ot bitmez. Altına gömdün dedeni, ananı, kardeşini, karını, neyse kocanı, Allah'ın rahmetinden kesmiş oluyorsun. Benden söylemesi arkadaş. Bunlar hadislerde var. Kabir azabı var. İşte Efendimiz söylüyor, azap görüyor diyor, söyledik. Bir de hadis, ayet-i celile var. Ayet-i celile var. Nuh aleyhisselam 950 sene uğraşmış, ancak 880 kişi inanmış. Allah belanızı versin demiş, tufan olmuş. Evet, ondan sonra da tufanda bütün 80 kişi gemiye binmişler, kurtulmuşlar. Gerisi hep boğulmuş. Yeryüzüne bir tane kafir bırakma duası bu, geçerli olmuş. Kur'an'da ayet efendim. Mimme hatiatihim uğriku. Bu küfürlerinden, yanlış işlerinden dolayı boğuldular. Dikkat edin. Fe udhilu. Hemen fe, o demek Arapçada. Hocalara sorun. Fe udhilu nara. Ateşe sokuldular. Evet, daha kıyamet kopmadı. Mahkeme kübra kurulmadı. Kur'an'da ayettir. Nuh suresi 25. ayet. Bakın tefsirlere. Hemen ateşe sokuldular. Yani cehennemden evvel ateş var. Peygamber de onu söylüyor. Kabirde diyor yanar diyor. Cehennem çukurundan bir çukurdur diyor. Kafirlerin ve kötü adamların ya da müminlerin yeri cennet bahçelerinden bir bahçedir diyor. Ayette diyor hemen arkasından ateşe sokuldular. Kabir azabının olduğuna delil bir ayet. İkincisi, evet, اَنَّارُ يُورَضُونَ عَلَيْهَا عُضُوًا وَعَشِيًّا اَدْخِلُوا اَلَى فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ Mü'min suresi 46. ayet. Ateş sabah akşam, sabah huduven ve aşiyen, sabah akşam Firavun ve âline, takımına, ona inananlara arz olunur. Onlar ateşe sokulurlar. اَدْخِلُوا اَلَى فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ Şu Firavun ve takımını en şiddetli azaba sokun deriz. Ayet-i Celil'e. Mü'min suresi 46. Sabah akşam dikkat edin. Cehennem azabı daha şiddetli. اَشَدَّ الْعَذَابِ o. Ama ne diyor? Sabah akşam biz onu ateşe arz ederiz. Ateşe sokarız. Cehennemden evvel ateş var yani. Yani kabir azabı var yani. İşte Kur'an'la. Bundan dolayı daha ayetler var.
Ehl-i Sünnet inancında kötü adamlar kabirde, cehennem çukurunda olacaklar, yanacaklar, azap görecekler. İyi insanlar safa sürecekler. Biz buna inanan insanlardanız. Sa'd bin Muaz'ı bile kabir sıktı diyor. Peygamberimiz arz ettim ya, köpüttükten sonra telkin edilir. Bak sen öldün, Rabbim Allah de, dinim İslam de, ha unutma ha. O da duyar onu. Peygamber de onu yapmış ama sapsarı olmuş. Dediler niye? Kabir Sa'd'ı sıktı. Kabir sıkıntısından kurtulacak adam olsa o Sa'd kurtulurdu. Harpte şehit oldu. Evet. Onu bile kabir sıktı. Dua ettim. Peygamberlerden, şehitlerden, çocuklardan kabir sıkıntısı, azabı kalktı. Dua ettim ben Allah'a. Sa'd'da kurtuldu şehit çünkü. Evet, ağlayan anaya babaya söylüyorum. Ağla tamam, sözüm yok. Ama şehit olduğu için yarın hepimiz öleceğiz. O şehide ne medet umacağız. Bir şehit 400 kişiye şefaat edecek arkadaş. Ona kötülük etme. Kötülük etmiyor mu hocam? Ediyorsun. Efendimiz diyor ki men niha yuazzab bima niha aleyhi. Cenaze olmuş. Bacını dağlarım gitti. Dayanam gitti. Niye öldün? Beni yalnız bıraktın. Çocuğun babasız bıraktın. Niye öldün? Sıkıysa sen ölme. Mümine söylüyorum. Kafire sözüm yok. Sen müminsin. Adın Ayşe. Adın Mehmet. Niye böyle konuşuyorsun? Kadere inen adamsın. Ciğerim yanık. Tamam ben ağlama demiyorum. Ama böyle bağırdın mı? Diyorum sen neymişsin ya? Melekler azap eder diyor ölüye. Peygamber bu. Böyle söylüyor. Güya iyilik edecek. Ama ölen adama daha azap ederler. Neymişsin sen diye azap ederler. Men niha kim böyle bağıra çağıra saçını başını yola yola ağlarsa yuaddeb bime niha aleyhi. Ölüye de aynı şeylerle azap edilir. Neymişsin sen diye azaba başlarlar. Kötülük ediyorsun o Mehmet'e. Kötülüğe son görevliye. Şehit düşmüş o. Bizim beni burada konuşsun Cevat Hoca diye. Sen böyle dinlesin camide rahat namaz kılsın diye öldü adam. Şehit oldu. Ağlayacağız tamam da rahmet okuyacağız. Bağırıp çağırıp saçımızı başımızı yolarak tapudu vurarak nara atarsak Efendimiz söylüyor. Adamı azap ediyoruz. Daha orada başlıyorlar diyor senin yüzünden. Yarın sana söyleyecek. O zaman beni de kurtar. 400 kişiyi kurtar diyor peygamber. Sen benim tapudumdayken bağırdın çağırdın. Orada beni azap etmeye sebep oldu. Neyse ne yapacaksın o zaman? Bunları bilmemiz lazım. Sükunetimizi korumamız lazım. Yahya Kemal merhum dediği gibi sessiz gemi. Binlerce insan cenaze namazında hep böyle düşünüyorlar. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz de Allah'ın kuluyuz. Emir geldi mi boynumuz kıldanınca hepimiz öleceğiz, ona döneceğiz. Allah akıbetimizi hayır eyle. Bunu düşüneceksin. Sessiz gemi kazanacaksın. Bağırırsan, nara atarsan adama azap sebebisin. Ve de senin canına okuyacaklar. Evet bu hadisler, daha çok hadisler var. Bu kadar size yetti. Efendimiz diyor ki işte bu kabir azabı var, kabir sıkıntısı var. Evet ne dedi bak tekrar edelim sözümüzü. Tecehhezu, hazırlanın o kabir azabına. Tuvalete gittiğin zaman öyle ayakta durma. Edepsiz herif. Sen Müslümansın. Otur üstüne kaydırmayacak şekilde çişini yap, kakanı yap, kurulan silin, kalk. Yalan söyleme, rüşvet alma, yalan yere yemin etme, yalan yere şahitlik yapma, anana babana isyan etme, insanların hakkına, hukukuna girme. Dost doğru adam ol, hazırlan, likuburiküm.
O kabirde bunlar azap sebebidir. Bunlara dikkat et. Kendini ona göre yön ver de kabire hazırlan. Evet, buyuruyor. Ben de size bunları hatırlattım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Tecidûnen nâse me'âdine fehiyâruhum fil cahiliye hiyâruhum fil İslam. Siz insanları madenler gibi bulursunuz. Maden var, maden var. En uçak yapılan maden var. En pahalı maden. Altın var, o da maden. Gümüş var, o da maden. Demir var, o da maden. Başka madenler de var. Bakır var. Değer farkları var ya. Aynı insanlar da böyledir. Madenler gibidir. İyi maden her yerde kar eder, para eder, kıymetlidir. İnsanlar da böyledir. Cahiliye döneminde insanların karakter bakımından, yiğitlik bakımından, insanlık bakımından dürüst, güzel olan adam Müslümanlıkta da güzeldir. Evet, Hazreti Ömer bunun en bariz misalidir. Hazreti Ömer eğriliği hiç sevmezmiş eskiden beri. Ve çok da sertmiş, affetmezmiş hiç. Böyle yanlış yapanlara hemen gereken cezayı verirmiş. Puta tapıyormuş ama karakteri bu. Cahiliye döneminde böyle karakteri sağlam adam, sonra Müslüman olunca dünyanın parmak ısırdığı adam oldu. Kafir hukukçular bile diyorlar ki ideal hukuku, tabii hukuku yeryüzünde indiren, uygulayan adamdır Ömer diyorlar. Parlamenterizmi o kurdu. Askeri teşkilatı o kurdu. Adliye teşkilatı o kurdu. Belediye teşkilatı kurdu. Uluslararası mukabele bilmesi şartlarını o getirdi. Peygamberimiz daha vahiyi kesilmemiş. Dinimizin emirlerini derledi, toparladı. Musaf oldu. İhtilal buyurunca kafirlerle uğraştı. Ebu Bekir yalancı peygamberlerle uğraştı. Ömer teşkilatlandırdı İslam devletini. Çok büyük işler yaptı. Hazreti Osman fetihler yaptı. Ta Atlas Okyanusu'na ulaştı. İran'ı fethetti, Azerbaycan'ı fethetti. Evet, Hazreti Ali hakeza. Allah'ın aslanları böyle. Yani cahiliye döneminde bile olsa karakteri güzelse bir adamın İslam'da da hemen baş olur, öne geçer. Kafası çok olan adam İslam olunca en büyük hizmeti yapar. Aynen böyle. Öyle. Ebu Bekir aynen böyle. Ömer böyle. Osman böyle. Ali böyle. Hep güzel, büyük örneklerimiz, güzel sahabiler böyle. Onu söylüyor. Cahiliye döneminde iyi olanlar Müslümanlık döneminde de hiyaruhum fil İslam, İslam'da da sizin hayırlarınız olur. Ama dikkat, izâ fakuhu, haramı helalı bilip helalla yaşadıkları takdirde, haramlardan uzak kaldıkları takdirde. Evet, Karl Marx kafasız adam değil, müthiş adam. Okudum ben. Adamı sarsıyor çok. Ama din afyondur diyor. Aklını yanlış yerde kullandı. Orada da cehennemliklerin önünde. Bütün peşinden gelenlerin lideri ateş. Firavun öyle olduğu gibi. Öyle diyor peygamber. Firavun cehenneme giderken o peşine takılanların lideri olacak. Marx da öyle. Aklını kötü yolla kullandı. Firavun da müthiş zeki bir adam. Ha, izâ fakuhu, Allah'ı bilecek, Allah emrine uyacak, peygamberi tanıyacak, güzel insan olacak. Aklını güzellikte, insanlara iyilikte kullanacak. O zaman İslam'da liderdir. Önde yürüyecektir. Evet, kimin peşine takılırsanız onun adıyla çağrılacaksınız. Öyle diyor Kur'an-ı Kerim'de. Biz insanları imamlarıyla yevme net'u külle ünâsin bi imâmihim. Marx'ın peşinden gidenler, Marxçılar gelin diyecekler. Ayet bu. Herkese önderleriyle çağıracağız. Hitler'in peşine takılanlar, Hitlerciler gelin buraya diyecekler. Lenin'e gelin buraya diyecekler.
Muhammed Mustafa'ya inananlar gelin buraya diyecekler. يَوْمَ نَتْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ Ömer'in peşine takılanlar, Ömerciler gelsin, Ebu Bekirciler gelsin denecek. Kimin peşinden gittiğine dikkat et. Evet, öyle söylüyor güzel Peygamberimiz. Dinin emirlerine uyduğu zaman hep lider olurlar. Yetenekli insanlar, İslam'da da. Ve insanlar onun peşine takılırlar. Evet, şimdi Hanefi mezhebine göre namaz kıldık. Şafii, Hanbeli, Maliki mezhepleri de var. Bunlar hak mezhepler. Ama o kadar değil ki, bunun dışında bir sürü mezhepler var. Biz Hanefi'ye göre yaşarsak, namazımızı tam onun dediği gibi kılarsak, aile ilişkileri, ticaret ilişkileri, hepsinin hükümleri var Hanefi fıkhında. İmam Serasi Mebsut'u var, 30 cilt delilleriyle tercüme ettik, halkın istifadesine sunduk. Başka fıkıhları var. Onlara uyarsan, yanlış söyledi İmam-ı Azam. İnsana canım, Allah Allah. Yanılabilir, onun hatası olabilir. Diyeceğiz ki biz Ebu Hanife'nin dediğini yaptık. Doğru söylüyor diyecekler bunlar. Yazıyorlar ya. Doğru söyledi. Biz geçeceğiz. Gel bakalım diyecekler İmam-ı Azam'a. Sen mi niye böyle? Onun için arkadaş, imamını iyi seç. Bu imamı seçtikten sonra dediğini yap. Hesabını o verecek. Şimdi de burada, aynen burada da öyle. Şimdi Allah kabul etsin, namazımızı kıldık. Bizimki garanti. Ama hocanınki bilmiyoruz. Kabul olmuştur inşallah. Çünkü Süleymaniye'de imam olmak kolay mı? Elbette yetenekli ki getirdiler. Demek istediğim şu. Yanlış yaptı mı hepimizin hesabını bu verecek. Hepinizin ikindi namazı garanti belgesiyle kabul olundu. El-İmam-ı Damin. İmam hepimizin kefili. Efendimiz'i söylüyor. Yani tabi olduğun, önder bildiğin adamı iyi seç. Seninki tamam, camiye git diyorum ya, Allah Allah. Evde kılarsan kendin imamısın, hesap soracaklar. Güzel mi okudun, yanlış mı yaptın, dürüst mü yaptın? Geldik imam uydun, uydum şu imama, vebali yıktık, hesabını verecek. Ama güzel kıldırdıysa da 400 kişinin şeysini alacak, mükafatını alacak. Bu iş böyledir. İmam-ı Azam da böyle. İslam halinin 4/3'ü onun peşine takılmış. Doğru söylediyse en büyük rütbe onun olacak. Yanlış yaptıysa da bizim hesabımız o verecek. Tam uyarsak tabii. Tam uyarsak, dediğini yaparsak aynen böyle. Evet, aynen böyle. İzâ fakuhu. Bildikleri zaman önder olurlar. Ve tecidûne hayrun nâs min fî hâzeşşân. Eşeddüm lehu kerahiye. Şimdi insanların en hayırlısı başa geçme konusunda kim? Devlet başkanı, başbakan, ne bileyim şu bu, kim? İnsanların bu konuda hilafet, imaret, emirlik konusunda en hayırlısı eşeddüm lehu kerahiye. Yok, çok sorumlu iş. Ben gelmeyeceğim demiş. Ama herkes demiş ya, bu işi ancak sen yaparsın, sen geçeceksin. İnsanların isteğiyle oraya geçmiş. Ama şimdi dalavere çevirip de baş olmak istiyorlar biliyorsun. Yandı onlar. Ama sorumlu iş bu. Sorumlu iş bu kardeşim. Halk demiş ki senden başkası yok. Sen geçeceksin buraya. Allah yardım eder ona diyor. Kurtarır paçayı. Hazreti Ömer biliyorsunuz adaletin kurbanı oldu. Adaleti uyguladığı için bir adam tarafından şehit edildi. Herkes memnun. Ömer demişler ölecek belli. Ömer demişler senden çok memnunuz. Oğlumu geçirelim. Oğlumu da iyi geçirdin. Hattab oğullarından bir kurban yeter demiş. Ömer akşama kadar görevin başında, sabaha kadar sen uyuyorsun, o uyumuyor. Dolaşıyor sokaklarda. Memurlar görevini yapıyor mu, yapmıyor mu? İyi seçiyor. Bir de kontrol ediyor. İdarecilik bu da zor. Ama böyle yaptı mı, orada da en büyük mükafata erecek. Arşın gölgesinde gölgelenecek.
hakkı, adaleti savunanlar. Fakat çok sorumlu. Onun için oraya yükselmek için dalavere çeviriyor, dalavere filan. Yo yo yo. Öyle o kadar heves edilecek bir yer değil. Evet arkadaş. İstanbul Belediye Başkanı olmak güzel bir şey. Birçok devletten kaç, 3 Yunanistan kadar varız biz. İstanbul 3 Yunanistan kadar var. Ne olacak Yunanistan? İstanbul'u belediye başkanı ol. Güzel de burada bir haksızlık oldu mu gel bakalım diyecekler belediye başkanı. Evet soru böyle. İnsanlar imamları çağıracaklar. Ben şu tayinde şöyle yaptım. Şöyle çalıştım. Hesap verecek bir kere. Hesap verecek. Dürüst olsa bile. Bunu söyledim ben. Diyanet İşleri adamı Mekke'de hocam dedi Kur'an'ı öğretiyoruz dedi. Bize de mi? E ente kulte ya İsa Kur'an'da yok mu dedim. İsa Aleyhisselam beni Allah'ın oğlu değil mi dedi Hristiyanlara. Ama Hristiyanlar ne diyor? Allah, baba Allah, oğul Allah, İsa demiyorlar mı? Ente kulte linnâsi ya İsa. Sen böyle mi söyledin ya İsa? Çağıracak diyor İsa Aleyhisselam'ı. Sen mi dedin ben Allah'ın oğluyum diye? Doğru dedi. Ya Cevat Hoca'yı da böyle ötüyorsun. Sen diyeceksin Cevat Hoca böyle söyledi, böyle yaptım. Gel bakalım diyecekler. Evet, hep böyle. Tamam hoca, hocaları kıstırdık. Oh, deme. Sen de evlisin, karın hocasısın. Oğlun kızın hocasısın. Oğlun kızın güzel terbiye etmediysen gel bakalım diyecekler. Yani biz kurtuluş yok. İlla içi dışı düzgün, dürüst insan olacağız. Gece gündüz kafamızı çalıştıracağız. Gelişigüzel yaşamayacağız. Kur'an ne demişse ona uyacağız. Muhammed Mustafa'yı örnek alacağız. Böyle korkup duracağız. Sınıfı geçeceğiz. Konu bu arkadaş. İmtihan dünyası bu. Efendimiz bize onları hatırlatıyor işte. Yani öyle pek heves etme adam olmaya. Ama senden iyisi yok. Bak bu işi en iyi sen bilir. Halkı isterse o zaman diyor Allah da yardım eder. Öyle. Ama Ömer ne demiş? Bak Hattab oğlan bir kurban yeter demiş. Yeter. Ya şimdiki halleri görüyorsunuz. Ne mücadeleler veriyorlar. Efendimiz öyle söylüyor. Sana da diyor ki pek heves etme öyle. Herkesin başı olmak iyi yaparsan güzel ama bir kere hesap vereceksin. Hesabı kazandıktan sonra tamam orada da başsın. Ama bir hesap vereceksin. Herkesin hesabını sen vereceksin. Dikkat et diyor. قَبْلَ اَنْ يَقَعَ ف۪يهِ Evet öyle söylüyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامِ اِنْدَ اللّٰهِ ذَلْوَچَيْنِ لَا اِلَٰهَ اِلَّ اللّٰهِ İnsanların kıyamet gününde en şerlisi kimdir biliyor musunuz? ذَلْوَچَيْنِ İki yüzlüler. Senin yanına geliyor. Tamam beraberiz. Ondan sonra oraya gidiyor. Beraberiz ya bırakın ya filan. Şuraya gidiyor böyle, buraya gidiyor böyle iki yüzlü. En şerli adam mahşerde budur diyor güzel peygamberimiz. Ye'ti ha'ulâ'i biveçin ve ye'ti ha'ulâ'i biveçin. Buraya gelir. Tamam beraberiz beraberiz. Oraya gidiyor. O ya bırak ya siz en büyüksünüz. Beraberiz. Aynen böyle söylüyor peygamberimiz. En kötü adamlar bunlar. İkiyüzlüler. Adam mert olmalı. Özü sözüne doğru olmalı. Dürüst olmalı. Ahmed İbn Hanbel, Buhari, Müslim, Ebu Hureyre. Bu hadis uzun bir hadis arz ettiğim bu şeyle bitiyor. Teştemi'u evet melaiketül leyl والنهار عند صلاة الفجر وصلاة العصر gece ve gündüz melekleri sabah namazıyla ikindi namazında birleşirler. Ne demek? Gündüz melekleri var. Şimdi var yazıyor. Bu camidesiniz diye sağ omuzunuzdaki yazıyor. Namazda hadis dinliyor diye. Ama kahveye gidiyorsun, şeş düşe bu yazıyor. Namaza ezan okundu gitmedi, cami dibinde olduğu halde şeş düşe deptir bu yazıyor. Arkadaş, sen bunlara inan adamsın. Kiramen katibine ya'lemune me tef'alun.
Kur'an'da ayet. Evet. Şimdi gündüz melekleri var, hep bunlar. Nöbet devri var ya şimdi canım. Gece melekleri iniyor ikindin, gündüz melekleri çıkıyorlar yerlerine. Gece melekleri aynı görevleri yapıyorlar. Cenab-ı Hak bunları soruyor gündüz meleklerine. Ne yaptınız? Evet. Feyza haracet el belakün nehar. Gündüz melekleri görevlerini devredip çıktıklarında, yerlerine ulaştıklarında, evet, Kale azze ve cel lehum, aziz ve celil olan Allah onları şöyle buyurur. Evet, min eyne ciktüm, nereden geldiniz? Süleymaniye'den geldik, İstanbul'daydık, orada görevliydik. Fekuluna ciknake min indi ibadik. Oradaki görevimiz oradaydı. Oradaki kulların görevinden geldik ya Rabbi. Eteynâhum ve hum yusallûne ve ci'nâke ve hum yusallûne. Geldik ya Rabbi Süleyman Camii'ne hadis öğrenelim diye gelmişler. Hadis dinliyorlar. Aha kaydı burada. Dakikası saniyesi. Ya şimdi ezan okundu orada oturdu herif değil mi? O da Mehmet Ali. Biz kardeş diye söylüyoruz bunları arkadaş. Gavur olsa canı cehenneme derim de adı Hasan Hüseyin kardeşim yahu ezan okunduğu halde gitmedi mi nasıl hesap verecekler? Şeş düşeş de hep durur. Evet bu seyircik kahvede tavla oynuyordu. Ya Rabbi işte ikindi namazında sabah namazında ki olanlar camideydi efendim. Öteki horul horul uyuyordu. Hiç haberi yoktu. Her gün tekmili veriyorlar hakkımızda. Haberiniz olsun. Her gün pazartesi, perşembe günleri de yaptıklarımızı anamıza, babamıza ölmüşse dedelerimize bildiriyorlar. Onlar da ah benim torunuma bak be. Camiye gitmiş, sabah namazı kılmış. Mukavele dinlemiş, vaaz dinlemiş. Böyle yapmış keyif 56. Ama ezan okunduğu halde orada şeş düşeş demiş. Kahrolacak diyor. Peygamberimiz söylüyor efendim. Hep haberimiz var. Hep haberleri var bizim ne yaptığımızdan. Anasını, atalarını seven adam iyi adam olsun da onları sevindirsin. Yanlış iş yaptığınız zaman kahroluyorlar, üzülüyorlar. Buna da Efendimiz haber veriyor. Hadisler böyle. İşte bunu söylüyor. Gece melekleri nereden geldi şuradan? Ne var? Kullarını camide bulduk ya Rabbi. Öte kullarımızı meyhanede bulduk ya Rabbi. Rapor veriyorlar her gün diyor. Efendimiz hadisi bu. Sabah namazında değişme var. İkindi namazında değişme var. Yani ikindi namazı geçirmeyin. Sabah namazı geçirmeyin. Hiç camide olun mutlaka. Çünkü melekler sizi görsünler yahu. Şimdi bu camiyi boş zannetmeyin. Full dolu meleklerle. Görevi verdiler gittiler. Ötekiler başladı. Evet. Onlar rapor tutuyorlar. Evet. Niye böyle söylüyorsun? İnnemel amalu bil havatim. Gündüz ikinde sona erdi. Son ikindi namazında camidesin. Melek diyecek ki sonu güzel ya Rabbi. Camide Kur'an okudu, namaz kıldı, vaaz dinledi. Ameller sona göre değerlendirilir. Arkadaş. Adam 70 sene Müslümanlıkta yaşamış. Ondan sonra 71. sene Allah'a küfretmiş. Allah korusun. Peygamber küfretmiş. Evet. Ondan sonra küt gitmiş. Bütün yaptıkları yok oldu. Ameller sona göre değerlendirilir. Biz ilericiyiz. İleriye bakarız. Geçmişe değil. Geçmişi çok kötü olsa bile sonu böyleyse Ömer eskiden neydi? Sonra ne oldu? Birçok sahabi öyleydi. Geçmişi öyleydi. Sonra ne oldu? Son önemli. Onun için ölü verirsem sonum şimdi. Ölmezsem 5 sene sonra, 10 sene sonra. Bilmiyoruz ki her gün sonum diye iyi olsun diye iyi işler yaparsın ki
sonun iyi amelle kapansın defterin, amelle sona göre değerlendirilsin. Evet, o çok önemli. Efendimiz işte buna işaret ediyor. İkindi namazı tam işlerin kızıştığı zaman yarına kalsa değmez. Bugün de şunu bitirivereyim diye kızılcı kıyamet çalışırlar. İkindi namazı gürültüye gider. Böyle de bir şey var işte. İkindi namazı hiç geçirmemek lazım. Yatsıya da gelmek lazım. Çünkü münafıklar yatsıyla sabah namazı gelemez diyor Peygamberimiz. Münafıklığı kimse kabul etmez tabii. Efendimiz böyle söylüyor. Münafıklar yatsı namazıyla sabah namazına gelemez cemaate. Benden duyurması. İkindi namazını da gürültüye getirme. Bak, melekler günün defterini kapatıyorlar, gidiyorlar. Ameller diye göre, evet, Osmanlı padişahlarının %80'i evliya. Hiç küfretmeyin hiçbirine. Öyle televizyonlarda gördüğü gibi değil. Bunu yaptıran adam evliya adam arkadaş. Ben ona çalışıyorum şimdi. Sen de ona çalıştın. Hep senden eksiltmediler ama hep ona yazdılar. Bu cami yaptığı için öyle şuna buna filan diye yanlış gösteriyorlar. Evet, böyle iyi bilen, dinini iyi bilen adamlarmış. Çoğu böyle çok sonunu düşünerek ikinci Bayezid şimdi Hürriyet Meydanı mı oldu ne kararına bilmiyorum. İkinci Bayezid camiyi yaptırmış kendi parasıyla. Bunda kanunu kendi parasıyla yaptırdı. Devlete değil arkadaş. Demiş ki ikindi namazını hayatında geçirmeyen camiyi açma şerefini ona veriyorum. Alimler de orada, Şeyhülislam da orada. Hepsi oradalar. Herkes birbirine bakmış. Hayatında hiç ikindi namazını geçiren yok. Elhamdülillah demiş. Hayatımızda ikindi namazını hiç geçirmedik. Kordeliği kendi kesmiş. Böyle adammış da idiler. Şimdi de böyle gösteriliyorlar. Evet, ben de size duyuruyorum. Efendimizin sözüdü ki gündüz melekleri ikindi devir tersim var. Aman ikindi namazında mutlaka namaz kılın. Mutlaka camiye gidin de sonumuz namaz kıldı, camiye geldi diye kapansın. Ameller sona göre değerleniyor. Sabah namazını mutlaka camide kılın ki camide namaz kıldığını gördük desinler. Melekler defterinizi öyle kapatsınlar diye size de bu hadis-i şerifi duyurmuş oldum. Evet. Evet. Tecivüne yevmel kıyame ve ala. Bu hadis-i şerifi Ebu Hureyre'den Ahmed bin Hanbel arz ettim, o şey etmiş, nakletmiş. Allah onlardan razı. Tecivüne yevmel kıyame ve ala efvahiküm el fidam. Kıyamet kopacak. Kıyamet suresi var. Çok sureler var, ayetler var. Kıyamet kopacak. Bu düzen yıkılacak. Hiç sağ kimse kalmayacak. Ondan sonra belli bekleme süresinden sonra İsrafil Aleyhisselam üfleyeceği bir sur ile herkes bulunduğu yerden kalkacak, dirilecek, mahşerde toplanılacak. Ayetler, hadisler böyle. Biz buna inanıyoruz. Güzel müminler daha kabir sualini vermiş güzel adamlar kabirlerinden kalkarken tozları silecekler. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyerek. Evet, vecaet kullu nefsin ma'aha sa'ikun ve şehid. Kaf suresi. Önümüzde bir melek, arkamızda bir melek. Marş marş mahşere. Dünyanın neresinde olursan ol. Ayet bu. Giderken şimdi askerlere ne diyorlar? Sol sağ, sol sağ. Müminler de o zaman la ilahe illallah diyecekler giderken. Marş marş böyle. Onlara arşın gölgesi var. Sıkıntı yok. Terleme yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde bulunacaklar. Divat Hamsancı altında toplanacaklar. Ebu Bekir Ömer yanında merhaba diyeceksin. Eğer güzel adam olursan. Öbür türlü kimisinin ter kulağına kadar çıkmış. Kimisinin beline kadar filan. Bir güneş yaklaşıyor. Bir soğuk, bir sıcak, bir karanlık. Kafirler diyorlar ki
Cehenneme gidecekse gidelim. Bıktık artık bu bekleme şeyinden. Sanki cehennem daha hafifmiş gibi. O kadar dehşetli bir bekleyiş var. Mahşer bekleyişi. Tüm insanlar bir arada. Hepsi. Evet. Ama böyle olursa Efendimiz livan sancağı altında, oh gel keyfim gel. Güzel adamlar arşın gölgesinde, gel keyfim gel. Onlara sıkıntı yok. Efendimizin havuzu kevserine gidecekler. Onun elinden, Ebu Bekir'in elinden kana kana içecekler. Bir daha da susamayacaklar. Bunlar var. Evet. Şimdi Mahkeme-i Kübra. Bekleme sıkıntıdan sonra Mahkeme-i Kübra var. Evet, Allah bütün insanları hesaba çekecek. Dünya yaptığın hesabını soracak. Akıl verdim, sağlık verdim, peygamber gönderdim, kitap gönderdim, ne yaptın diye. Evet, herkesin defteri tutuluyor. Teciyûne yevmel kıyâme ve alâ efvâküm el fidâm. Şimdi ben avukatlık yaptım. Görmedim, bilmedim. Vallahi billahi görmedim, duymadım. Halbuki yapmış, değil mi? Hiç insanlar suçu kabul etmiyor. Yok yok, haberim yok filan. Araştırıyorlar, şahitler, deliller filan, mahkeme. İnsanlar orada da öyle. Ama el-yevme nahtimu ala efvahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum bima kanu yeksibun. Ne yaptıysan arkadaş, ağzın mühürlenecek. Azalar konuşacak. Hemen diyor ki, işte o gün herkesin ağzında bir kilit. Evet, bir kilit. فَاَوَّلُ مَا يَتَكَلُّ مِنَ الْاِنْسَانِ İnsanın konuşacak ilk azası فَخْزُهُ وَكَفُّهُ Uyluğu ve elidir. Ben şurada şu şarabı içtim. Şurada şeş dedim. Tavla oynadım. Şurada şu hırsızlığı yaptım. Şurada adamın gözünü patlattım. Şurada falan yaptığını söyleyecek. Evet, uyluğumuzda işte şu genel eve gittim. Kızı zorla ifade ettim falan filan. Evet, onları ilk konuşacak orasıdır diyor. Güzel peygamberimiz. Bütün azalar konuşacak. O azaların sahibi, Kur'an-ı Kerim'de bunlar var. Baştan sona bir okumak lazım. Neden konuşuyorsunuz? Ben senin için rakı içtim, neşelendim, zina iş onu içittim, rahat ettim falan, zevk aldın diye. Antakanallahu antaka külle şey. Sahibimiz bize kızma. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor. Konuşmamamız mümkün değil. Bize kızma. Tabii defter var. Azalar konuşuyor. Kavaik. Belli nereye gideceksin? Cehennem kükreyip duru. Cennette güzel süslenmiş bekleyip duru. Görüyorlar mahşer ahalisi. O zaman sabi çocuğun diyor bir anda saçı ağrır. O dehşetten dolayı. Bir anda. Evet, bir anda. Allah o sıkıntılardan bizleri, ümmet-i Muhammed'i kurtarsın, korusun. İşte onun yolu bu güzel peygamberin bu sözlerine uymakla geçiyor dünyada. Evet, şimdi geçen de söyledim. İmanımız bozacak bir şey yapmamışsak, her şey aleyhimize. Kara kara yazmışlar, unutmuşuz ama. Başka bir şeyin var mı kulum? Yok ya Rabbi. Sana ne diyeyim? Hepsi ortada. Var. Sen eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedin ya. Bunu bozacak küfür etmedin. Kafirliğe düşmedin. İmanını bozmadın. Benim yanımda o var. Onu teraziye koyacaklar. Diyor ki Efendimiz, o ağır gelecek, mümin kurtulacak. Ama o zamana kadar ölürken bir, kabri azabından söz ettik. Kabri azabı var, iki, mahşer sıkıntıları var, üç. Bir de imtihanı gireceğin zaman ne kadar korkuyor adam, geçebilir mi? Bir o sıkıntı var.
Cenab-ı Hakk'ın bu imdada imanını bozmamışsa kurtulur. Bütün ümmeti Muhammed kurtulsun. Amin. Der şeyimiz o, niyazımız o. Böyle müjdeli haberler de var. Ama ondan evvel böyle çok çetin şeyler var. Evet, o gün işte siz gelirsiniz, ağzınız mühürlü ama azalarınız konuşacak. İlk konuşan yer eliniz ve fahsiniz, uyluğunuz. Hakim bin Muaviye Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizleri nail eylesin. Güzel Peygamberimizin bu uyarılarını kulağına küpe edip de hep o sünnetleri hayatında örnek alarak Efendimizin benim sünnetimi hayatında tatbik eden, başkasına öğreten müminlerin Allah iki cihanda yüzü ak çıkarsın dediği güzel müminlerden olmayı bize nasip etsin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayyel kayyum ve tübü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Elhamdülillah Rabbil alemin. Üçer salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Birer elem neşrah leke suresi besmele ile beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadr. Bir şekilde diyen kaza sadr. Rabbana leke zikrat ve inna ma'l usul yusra. On birer İhlas suresi besmele ile beraber. Fatiha-i şerife, mal besmele-i şerife, bismillah. Üçer salavat-ı şerife. Allahum salli ala seyyidina. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezîne yekûlûne rabbenâ innenâ âmennâ faghfir lenâ zunûbenâ ve qinâ azâbennâr. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı, dersimizi, okuduğumuz süveri celileyi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruh-i pakine hediye edik, vasıl eyle. Şefaatine bizleri nail eyle. Sevgisini gönlümüzde daim eyle. Tüm peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın dahi erbâ-i pâklerine hediye edik, vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Cümlesinin ehl-i beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullah teâlâ aleyhim ecmain efendilerimizin erva kutsiyelerine de hediye edik, vasıl eyle.
bil cümle ahirete irtihal eden mümine müminat, rahmetullahi aleyhim ecmain ervahını da hediye eyledik vasıl eyle. Özellikle eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin ervahıyla beraber şuracıkta toplanan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyme, hutaba, müezzinin, kayyumin, vaizin, cemaat-i müsliminin, bu aziz vatanı bizlere hediye eden şüheda ve kuzatın, arkasından Fatiha okuyacak kimseler kalmamış garip müminlerin, tüm geçmişlerimizin ervahını hediye edildik vasıtasıyla. Cümlemizin günah taksiratını affeyle. Günahlarımızı, ayıplarımızı ört ya Rab. Dünyada, ukbada ayıplarımızı yüzümüze vurma ya Rab. İmandan, İslam'dan, Kur'an'dan bizi ayırma ya Rab. İmanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzel eyle, ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle, rızkımızı helalinden bol eyle. Hayatımız boyunca istikamet üzere özü sözüne, içi dışına uygun, dürüst insan olarak, Müslüman olarak yaşamayı bize nasip eyle. Akıbetimizde hayır eyle. Güzel vatanımızı, tüm İslam memleketlerini, her türlü arazi, semavi, içtimai, iktisadi, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Müslümanlara, müminlere merhametinle, affınla, setrinle muamele eyle ya Rab. Katı kalplerimizi yumuşat ya Rab. Gönlümüzde, kalbimizde hiçbir mümine karşı kin, nefret, haset bırakma ya Rab. Tüm müminleri hesap gününde mağfurin cümlesine dahil eyle ya Rab. Bir an bile bizi nefsi emmanemize esir etme ya Rab. Güzel Kur'an'ı güzel okumayı, hükümlerine göre hareket etmeyi, Efendimizin sünnetlerini hayatında rehber edinmeyi ve akıbeti hayır olanlardan olarak kelime-i tayyibeyi münceyi ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasulü kelimesini canı yürekten söyleyerek çene kapamayı tüm ümmeti Muhammed'le beraber biz aciz günahkar kullarını da nasip müyesser eyle. Subhanakallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.